Yurdun bazı illerinde çoğunluğu öğrenci 256 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu. Ağrı'da küçük Berita'nın okulda dağıtılan sandviçten zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle besin zehirlenmeleri korkutucu bir hal aldı. Özellikle hazır gıdalarda zehirlenmelerin daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar çocuklar için ev tipi beslenmeyi öneriyor. Sandviç falan alıyor musun? Evet. En çok hangilerini yiyorsun sandviçten? Bir de sucuk, salam. Küçük Berita'nın da açlığını salamlı sandviçte yatıştırmak istedi. Ancak iddiaya göre o sandviç hayatına mal oldu. Salam vardı, maydanoz vardı, sonra meyvesi vardı, bir de çikolata vardı. Onu yediğimizde karnımız ağrıdı, midemiz bulandı. Yiyeceklerin sağlıklı koşullarda hazırlanması, sağlıklı koşullarda bekletilmesi, sunulması ve tüketilmesi gerekir. Sadece ağrıdan değil, 5 ilden peş peşe zehirlenme haberi geldi. Tokat'ta fabrika işçileri yemekten zehirlendi, Manavgat'ta içme suyuna karışan fazla klor zehirledi. Besin zehirlenmelerinin çoğu hafif seyirli, birkaç gün süren ve hafif atlatılan hastalıklar olmakla beraber bazılarında ağır, öldürücü sonuçlarla da karşılaşabilmekteyiz. Küflü haliyle şey yapmışlar. Süt ve süt ürünlerinde çok çabuk bozulmalar gerçekleşebiliyor. Sandviçlerin içerisinde kaşarlar, sucuklar, salamlar vesaireler. Kantinden beslendiğinde oluyor mu böyle kantinden bir şeyler aldığın? Evet. Ne alıyorsun mesela en çok? Tost. Zararlı değil mi mesela sandviçler falan? Annen kızıyor mu aldığında? Biraz. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda çikolata ya da asitli içecek gibi zararlı yiyecekleri yasakladı. Buna rağmen bazı kantinler besinleri sağlıksız koşullarda hazırlayarak öğrencilere veriyor. Dışarıdan aldığın yiyecekler oluyor mu? Oluyor. Mesela ne alıyorsun? Yani ekmek arası. Besinlerin uygun koşullarda saklanmaması, gerekli olan ısıda pişirilmemesi ya da hijyen kurallarına dikkat edilmemesi besin zehirlenmelerine yol açıyor ve uzmanlar özellikle okul çağındaki çocuklar için ev tipi beslenmeyi öneriyor. Ev tipi beslenmeyi öneriyoruz. Hazırda satılan ve elde uygunsuz koşullarda hazırlanan yiyeceklerden uzak olmalıyız. En çok besin zehirlenmesine neden olan ürünlerin başında hazır gıdalar, soğuk sandviçler, et, süt ürünleri ya da yumurta geliyor. İşte okul kantinlerinde satılan bu sandviçler de sağlıksız koşullarda üretildiğinde ölüme bile neden oluyor. Vücudumuzu doğru beslememiz için. Doğru beslememiz gerekiyor değil mi? Doğru beslemezsek ne olur? Zararlı hastalıklara neden olabiliriz. İşletmelerde ve okul kantinlerinde denetimlerin sıklaşması gerektiğini söyleyen uzmanlar velileri de uyarıyor. Bilinçsiz insanlar tarafından yapılması ve maliyete çok fazla önem verilmesi de bu hadiseleri yaşamamızdaki temel faktör.